İyi akşamlar, NTV'ye hoş geldiniz. Bugün hem iç hem de dış meseleleri biraz daha yakın plana alacağız. Üç başlık halinde sıralayalım. Hafta sonundan beri en çok konuştuğumuz konu, uzunca bir süredir konuştuğumuz Yunanistan'la Ege'deki gerilimi farklı bir noktaya taşıdı. Yunanistanlı bakanın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da sosyal medya hesabından etiketleyerek yaptığı paylaşımın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı bir as subay üst çavuşa bir yanıt verdirdi. Bu nasıl bir diplomasi trafiği şeklinde ya da o diplomasideki hamlesi ne şeklinde konuşuluyor. Konuşulmaya da devam edecek gibi duruyor. Tabii ki burada hem iç siyasetle de bağlantılı olarak Yunanistan'la bu gerilim nereye devam edecek? Yunanistan'da bir seçim var. Bu yüzden bu gerilim oldu diyenler var. Türkiye'de de 2023 seçimlerine gidiliyor. Bu yüzden gerilim devam ediyor diyenler var. Bütün bunları konuşacağız. Tabii ki seçim denilince artık bir yıldan az bir süre kaldı. Eğer bir erken seçim olmadığı takdirde hayat pahalılığı ve ekonomi tartışması da direkt bizim cebimizi ilgilendiren konu. Bu konuyu da konuşacağız elbette. Özellikle son dönemde yaşanan akaryakıt zamları ve fahiş ev kiralarıyla birlikte hem hükümetin bu sorunlara yönelik çözüm önerileri hem de muhalefetin hükümetin bu çözüm önerilerine yönelik eleştirileriyle birlikte değerlendireceğiz. Son zamanlarda en çok tartıştığımız konulardan bir tanesi. Bu bir taktik mi acaba yoksa bir aday mı bulunamadığı şeklinde de konuşuluyor. Son olarak İyi Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarıyla bir kez daha gündemde. Malum konu Millet İttifakı'nın adayı kim olacak tartışması. Bir kez daha bir röportajda başbakanlığa aday olduğunu ifade etti. Genel başkan yardımcılarının, kendi genel başkan yardımcılarının Cumhurbaşkanı adayı olması taleplerine bu şekilde ifade kullanılıyor. O haberde, söz konusu habere de değineceğiz elbette. Hemen konuklarımızı da tanıtalım. İstanbul stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Profesör Doktor Barış Doster bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Yine İstanbul stüdyomuzda siyasetçi akademisyen Sayın Ufuk Uras bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz siz de. Ve Ankara stüdyomuzda Optimar Araştırma Başkanı Sayın Hilmi Daşdemir bizlerle birlikte. Hilmi Bey siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Normalde Ankara'dan uzak yerleri biraz daha pozitif ayrımcılıkla başlıyorum ama bugün Barış Doster'le başlayacağım. Yunanistan'la gerilim çok uzun süredir gündemimizde. İç siyaseten de konuşuluyor ama özellikle bugünkü, daha doğrusu dün as subay üst çavuş, ismini de şimdi hatırlayacağım, Hasan Baş'a bir cevap verdirildi Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan. Ne anlam ifade ediyor? Bu cevapla başlayalım isterseniz. Yani bir as subay üst çavuşa yanıt verdirilmesi, Yunanistan'ın muhatabının bu düzeyde olduğunu algılaması yönelik bir stratejik iletişim boyutunda olan bir hamle. Yani en üst düzeyden, en üst perdeden, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde, Milli Savunma Bakanlığı düzeyinde, Genelkurmay Başkanı düzeyinde değil de bir as subay üst çavuş üzerinden yanıt verdirilmesi. Yani senin bu hatabın, senin dengin ancak bu düzeyde olabilir şeklindeki bir iletişim boyutu öne çıkıyor. Zaten dikkat edersek uzunca bir zamandır Yunanistan'dan kaynaklanan ve Türkiye'yi biraz da kışkırtmayı, Türkiye'yi hata yapmaya zorlamayı amaçlayan adımlar söz konusu. Yani birisi, Yunanistan adeta bir açık ABD üstüne dönüştü. Gerek anakarası, gerekse Yunanistan'ın adaları ta Dede Ağaç'tan başlayarak ABD'ye sonuna kadar emrine amadeyim mesajı verircesine ABD silahlı kuvvetlerinin yığınağına, silahına, tankına, topuna, tüfeğine açılmış durumda. İkincisi, iki ülke arasında tarihsel olarak artık tamamı neredeyse yapısal hale gelmiş sorunlar var. Bunların başında Kıbrıs meselesi geliyor. Hı hı. Bir de geri bizim kısaca deniz yetki alanları dediğimiz kara suları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin toplamından kaynaklanan sorunlar. Bir diğeri fır hattı, hava sahası ve Yunanistan'ın bütün bu meseleleri sorunsallaştırırken her zaman yapa geldiği üzere A şıkkı anlaşmalara uymadığını görüyoruz. B şıkkı anlaşmaların dilediği maddesini seçerek uyduğunu görüyoruz. C şıkkı anlaşmaların dilediği maddesini kendince yorumlayarak uyduğunu görüyoruz. Mesela hemen örnek verelim. Bizim aramızdaki adalarla alakalı çok temel meselelerden bir tanesi, işte adaların kendi münhasır ekonomik bölgesi, kendi kıta sahanlığı, kendi karası olan ilişkin tartışma. Yunanistan ana karasının kendi deniz yetki alanı olmasına kimsenin itirazı yok. Ama Yunanistan
Türkiye sınırına en yakın adaları bile söz konusu olduğunda, Midilli örneği, Meis örneği, diyor ki bunların zaten kendi deniz yetki alanı var. Arkadaş, eğer bunların kendi deniz yetki alanı var ise, Atina'nın iddia ettiği üzere, biz kendi sahilimizden elimizi, ayağımızı denize sokamayız. Biz kendi sahilimizde oltayla balık avlayamayız. Siz İzmirlisiniz, bilirsiniz. Hı hı. Yani o bağlamda Yunanistan'ın tezi çok temelsiz. Şimdi ortada 1923 Lozan Anlaşması ve 1947 Paris Anlaşması var. 18 adet adanın gayri askeri statüde olması hükme bağlanmış. Yani askersizleştirilmiş adalar bunlar ve bu hükme bağlanmış. Fakat Yunanistan'ın uzunca bir zamandır bunu adeta gözümüzün içine baka baka askerleştirdiğini, askeri yığınak yaptığını görüyoruz. Bu işin bir tarafı. İkinci tarafı, Yunanistan burada en büyük cüreti, en büyük cesareti kimden alıyor? Elbette bir yandan ABD emperyalizmini alıyor, bir yandan Avrupa emperyalizmini alıyor. Yani Atina kendi tezlerini, kendi savlarını, kendi iddialarını sadece kendisi dillendirmiyor. ABD ve Avrupa'nın da bunları dillendirmesini, söylemesini, sahiplenmesini sağlıyor. Bu da işin elbette bir diğer boyutu. Önceki sene Doğu Akdeniz'de bahsettiğiniz işte Meis'le de bağlı olarak çok konuştuk bu konuyu. Bir gerginlik oldu zaten, hı hı, malum. Münhasır ekonomik alandan tutun da Ege Adaları'nın silahlandırılmasına kadar pek çok mevzu var. Ama bu kez özellikle Yunanistan'da şöyle bir Yunanistan'la ilgili analiz yapılırken şu konuşuluyor. Deniliyor ki Yunanistan'da iktidara gelmek istiyorsanız seçimden önce Türkiye'ye karşı bir takım gerilimler ortaya çıkarmak zorundasınız. Bu çok uzun süredir konuşulan bir konuydu. Ama evet, bu kez 2023 seçimleri dolayısıyla Türkiye'de de bunun konuşulduğu ifade ediliyor. Katılır mısınız buna? Şimdi her iki ülkede de evet seçimler var. Seçimlere yaklaşıyoruz. Evet, her iki ülkede de ekonomi iyi gitmiyor. Fakat Türkiye'de Yunanistan karşıtlığı, Rum karşıtlığı, en milliyetçi kesimlerimizde bile ya işte Yunanistan bize saldırıyor, Yunanistan'ın bu kadar silahlanması bizim için beka meselesidir falan falan şeklindeki siyasal retorik o kadar karşılık bulmaz. Fakat Yunanistan'da Türkiye karşıtlığı, Türk karşıtlığı her zaman çok fazla prim yapar. Yani Yunanistan'da kiliseyle Yunanistan Komünist Partisi'nin, Yunanistan'daki sosyalistlerin bir araya gelebildiği konulardan bir tanesi, dikkat ederseniz hele bir de bizim tabirimizle seçim saltımı haline girildiğinde Türkiye ve Türk karşıtlığı olabilir. Şimdi Yunanistan niye bu kadar silahlanıyor? Rusya'ya karşı mı? Yani Yunanistan'ın devlet kapasitesi, ulusal güç unsurları, siyasi, iktisadi, askeri güç unsurlarının toplamı Rusya'yla tek başına mücadele etmeye yeter mi? Yetmez. Arkasında ABD ve Avrupa'yı alarak mücadele etmeye yeter mi? Gene yetmez. Dönelim Türkiye'ye. Tarihsel olarak, siyasal olarak işte Yunanistan'ın Ulusal Kurtuluş Savaşımızın tam da başladığı dönemde 19 Mayıs 1919'da büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasından birkaç gün evvel Anadolu'ya İngiliz emperyalizminin uzantısı, maşası olarak çıktığını biliyoruz. Sonuç ortada. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı var. Sonuç ortada. Daha yakına gelelim. 95 sonu, 96 başı. Kardak krizi var. Sonuç ortada. Yani Yunanistan'ın kendi dinamikleriyle, kendi imkan ve kabiliyetleriyle, kendi gücüyle Türkiye'ye karşı bir hamle yaptığında netice alamadığını, kaybeden taraf olduğunu görüyoruz. Peki bu sefer Yunanistan niçin bu kadar hevesli hamle yapma konusunda? Arkasına aldığı ABD ve Avrupa acaba Yunanistan için savaşırlar mı? Yanına aldığı Fransa acaba Yunanistan için savaşır mı? Yani Yunanistan acaba hiç mi tarihten ders almıyor? Burada bizim şunu görmemiz gerekiyor. Mesele burada sadece Yunanistan Türkiye'yi kışkırtma hamleleri değil. Asıl Yunanistan'ın arkasına aldığı büyük güçlerin, ABD'nin, NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi nasıl konumlandırdığı, Türkiye'ye nasıl baktığıyla alakalı. Yoksa 11 milyonluk bir nüfus, 130-140 bin kilometrekarelik bir yüz ölçümüyle 83-84 milyonluk bir nüfus mukayese edilmez. İki ülkenin ekonomileri ne kadar kötü olursa olsun, orada da kötü, bizde de kötü. Birazdan geleceğiz. Ama kantara çıkarsak, teraziye, tartıya çıkarsak, Yunanistan yanına, arkasına kimi alırsa alsın, Türkiye ile boğuşacak, Türkiye ile baş edecek bir kuvvet değildir. Bunun tarihte de örneklerini az evvel anlatmaya çalıştım. O yüzden bizim burada Atina'ya değil, Atina'yı cepheye süren
arkadaki büyük kuvvetlere bakmamız gerekiyor. Peki, pek çok coğrafya ile birlikte konuşuyoruz bunu ama yine iç siyasette bağlantılı bir soru soracağım. Geçen hafta bunu konuşurken şunu soruyorduk. Ege Adaları'nın silahlandırılması bugünün değil, çok uzun süredir devam eden. Neden bugün tepki bu kadar fazla yükseliyor diye. Ama bu kez iç siyasette, iki ülkenin de iç siyasetinde, hatta Avrupa'nın iç siyasetinde çok etkili olan bir konuyla ilgili bir tartışma, göçmen meselesi. Doğru. Nasıl değerlendirirsiniz? Doğru, bugün mülteciler günü. Bu hakikaten çok sıcak bir konu. Bu konuda özellikle Avrupa Birliği'nin çifte standartı Yunanistan üzerinden tecelli ediyor. İşte o 40 kilometrelik duvar örülmesinden tutun da tamamıyla gayri insani, aylan bebek örneğinde gördüğümüz tutumlar hepimizin içini acıtıyor. Seçim boyutu da var söylendiği gibi, ama bizim ne yapıp edip tansiyonu düşürecek hamleleri benimsememiz gerekiyor. Yani Yunanistan kamuoyundaki makul insanlarla, sivil toplum örgütleriyle Türkiye'dekilerin bu konuda ortak tutumları bence çok önemli. Yangına körükle gitmemek gerekiyor. Yani mütekabiliyet esası tabii önemli. Şimdi Yunanistan'da biri Başçavuş'un çıkıp açıklama yapması, her iki ülkenin kamuoyunda popülist duyguları yeşertebilir ama bunların çözüm olmadığını biliyoruz. Biz sosyalistler zamanında barış konferansları yaptık. Yunanistan Komünist Partisi, Sinas Pismos, AKEL, CTP hepsini yan yana getirdik. Ortak deklarasyonlar yaptık. Böyle dönemlerimiz oldu. Parlamentodayken ben Yunanistan parlamentosuna gidip basın toplantısı yaptım. Yunan heyeti bize geldi ama mesela ortak basın grubu, dostluk grubu kuramadık. Ya da gelin Kardak kayalarında bizim ve sizin gençler birlikte piknik yapalım dedik. Siz önce Kardak bizim kayalıklarımız olduğunu tanıyın öyle dedi. Yani bu hamasete, milliyetçiliğe çok teşne bir konu. Batı Trakya'ya gittiğimde oradaki Meriç'ten geçip boğulan insanların mezarlıklarını gördüm ben. Yani isimsiz, alıp atıyorlar yani. Şimdi dolayısıyla söylendiği gibi hakikaten bu tek başına bir Yunanistan biz meselesi çok insani bir dram yaşanıyor ve böyle bir meselede bizim de ben seni tanımıyorum, Mitsotakis'i tanımıyorum gibi diplomasiyi bypass eden tutumlar içine girmememiz gerek. Sonuçta diplomasinin bütün kanallarını işletmemiz gerek. Tabii ki Türkiye'nin buradaki tezleri doğrudur. Ege Denizi barış denizi olması gerekir. Tabii ki böyle bir silahlanma kabul edilemez. Ama fiili durum budur. O halde ben müdahaleci bir tutum izlerim demek de sizi zor durumda bırakır. Kıbrıs meselesi de öyle değil mi? Yani anlam planını kabul etmediniz. İki toplumlu bir bölge devlet projesini kabul etmiyorsunuz. Bir C şıkkı yok ki. Dolayısıyla olmaza, mümkün olmayana oynamak kabul edilebilir bir şey değil. Ama uluslararası siyaset sadece devletler ve partiler ekseninde yapılan bir şey değil. O yüzden sivil toplum örgütlerinin de böyle kendi dışımızdaki bir meseleyi izler gibi tutum alması değil. Burada yani lütfen sağduyulu davranın, bu tansiyonu düşürelim, tutumunun içine girmesi gerekiyor. Şimdi az önce Kardak'tan bahsettiniz. Evet. Barış Hoca'da konuşmasında aslında Yunanistan değil, arkasındaki Amerikan emperyalizmine bakmak lazım diyordu. O Amerikan emperyalizmi 90'lı yıllardaki o krizde Türkiye asker çıkardıktan sonra Kardak kayalıklarına, doğru, Yunanistan'ın müdahalesini engelledi. Yunanistan'da, doğru, bir savaşı engelledi diyelim. Doğru. Bugün böyle bir durum olur mu? Olursa Amerika kimden yana olur? Olabilir. Kimi durdurur? Çünkü aslında sıcak bir çatışma ve savaş ihtimalinin çok zayıf olduğunu biliyoruz. Yani böyle bir ihtimal düşünmek istemiyoruz. Bu ihtimalin konuşulması bile anında Yunanistan açısından çok kıymetli olan turizm gelirlerinin bir anda berhava olması anlamına gelir. Bunu öncelikli bir tema olmaktan tabii ki çıkarmak lazım. Yani Avrupa'da Avrupa Birliği olsun, ABD olsun, bu konuda tansiyonu düşürücü bir tutum içine girecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü burada gerilimin artması ve tamamıyla Rusya'nın bahane olarak gösterilmesi kabul edilebilir bir mesele değil. O yüzden diplomasi kanallarını sonuna kadar ilerletmek gerekiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda çifte kartla tutum aldığını bir dizi meselede biliyoruz. Tek ata oynayarak
siyaset yapmazlar. Burada makulde buluşmak gerek. Çünkü bu tür tutumlar seçimlerde de ters tepebilir. Bakın Tsipras döneminde ki politikaların ne kadar farklı olduğunu biliyoruz. Nitekim Tsipras yine son derece ılımlı mesajlar yolluyor. Deprem olduğunda bizim burada 99 depreminde bizim davetimiz üzerine ilk gelen Yunanistan'daki siyasi heyetlerdi. Yani pozitif örnekleri arttırarak başka bir ilişkinin de kurulabileceğini hem oradakilerin hem buradakilerin göstermesi gerekiyor. O yüzden neden biz bu alanı ABD'nin hegemonik emellerine bir kapıştırma siyasetin bir parçası haline getirelim. Bunu fırsat vermeyecek. Aklı başında insanların Yunanistan'da da Türkiye'de de mevcut olduğu kanaatindeyim. Bunlar üstelik seçimler açısından da bir avantajı da dönüşebilir. Her zaman yangına körükle gidenler seçim kazanır diye bir kural da yok. Sağduyu bazen seçmeni de ikna edebilir. Peki Hilmi Bey, seçmeni ikna edebilir mi bu tablo? Çünkü Yunanistan'da özellikle çok sert konuşmalar yapıldığına geçtiğimiz haftada şahitlik ettik. Ama bu kez az önce işaret ettiğimiz konu, yani mülteciler meselesi de önemli. Türkiye'de de Yunanistan'da da seçimle ilintili olarak mı bu gerilim tırmanıyor? İki tarafta nasıl karşılığı var? Yani ben Türkiye'de seçimle ilgili bu sürecin tırmandığı kanaatinde değilim. Nitekim Türkiye tarihsel olarak hep bu konuya, Yunanistan meselesine ve Kıbrıs meselesine hep yapıcı olarak yaklaşmış. Ancak nedense Yunanistan, yani binlerce yılın intikamını almak adına ya da öyle bir içinde heves besleyerek sürekli bu işi tırmandıran eylem ve beyanatlarda bulunmuştur Yunanistan tarafı. Bu bugün değil, dün de öyleydi. Yaşadığımız Kıbrıs'taki EUK terörü bundan çok bağımsız değil. Sadece Yunanistan silahlandırılmıyor, Güney Kıbrıs da silahlandırılıyor. İkisi birbirinden bağımsız değil. Yani bu konuda çok aslına bakarsanız dikkatli olmak gerekiyor. Elbette barış her zaman bizim tercihimiz, yani sonuçta nedir? Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun en önemli sözlerinden birisi, yurtta sulh, cihanda sulh. Ama bu her şeye rağmen biz barış yanlısı olalım değil. Bizim çıkarlarımıza ya da işte egemenliğimize kasteden bir davranış içerisinde olurlarsa bunun için de gerekli caydırıcı güçlerini de kullanması gerekir Türkiye. Ki ben gerek Ege Denizi, gerekse işte hiçbir hakkı olmamasına rağmen Doğu Akdeniz'de bir takım hak iddia eden tavırlarda Türkiye'yi hedef alan Yunanistan tarafına karşı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zaman zaman yumuşak açıklamalar yaptığını da düşünen birisiyim. Çünkü bir şekilde hiçbir muhatap olmayacak yerde muhatap olarak gördüğünüz zaman karşı tarafı bir şekilde müzakere etme noktasına getirebiliyorsunuz. Ona zorluyorlar bir taraftan da. Yani sonuç itibariyle bunların böyle bir tarafı da var. Diğer taraftan elbette bunların arkasında bir emperyalist güç var. Ama bunun tek başına emperyalist güçler, hadi Yunanistan sen git Türkiye'yi amiyane tabirle efelen, onlara işte gözdağı ver gibi bir takım şeylerle, telkinlerle bunu yapmıyorlar. Zaten Yunanistan'ın içinde olan ve sürekli besledikleri, sürekli Türkiye'ye karşı bir nefretle, efendim bir öç almayla yaklaştıkları ve bunu hem ders kitaplarında okuttukları, hem televizyonlarda defalarca buna benzer işte yayınlar yaptıklarını biliyoruz. Yani sonuçta biz de televizyon programları yapıyoruz. Ben uluslararası ilişkiler uzmanı değilim. Ancak izliyoruz, konuşuyoruz ya da konu geldiği zaman hiç böyle hemen gidelim Yunanistan'a şöyle yapalım, böyle yapalım gibi açıklama yapan bir ne diplomatımız var, ne akademisyenimiz var, ne de emekli askerimiz var. Ama Yunanistan tarafında bunu yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizim egemenlik hakkımızı koruyacak her türlü tedbiri
ve savunma sanayi anlamında yapılması gerekenleri son dönemde özellikle yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesiyle birlikte caydırıcı bir noktaya geldi. Ama insani anlamda bakıldığı zaman sadece göçmenlere, sığınmacılara, mülteciler karşı davranış açısından Türkiye'yi ve Yunanistan'ı yan yana koyduğunuz zaman insani olarak hangisinin daha farklı bir noktada daha insancıl yaklaşım içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Yani sonuç itibariyle burada Yunanistan'ın çeşitli tezler ortaya atıp her geçen gün bu tezlerde elini yükselten ve iddialarını da daha çok artıran bir noktaya geldiğini görüyoruz. Bunun daha önce işte Ege adalarından birçoğunda nasıl elden çıktığı, işte savaş şartları, daha sonraki müzakere süreçleri, bunlar ayrı ayrı belki tartışılabilir. Belki birçoğunun da tekrar tartışılmaya da açılması gerekebilir. Ama bakıldığı zaman işte tırnak içerisinde söylüyorum, Batı'nın şımarık çocuğu ya da onların bazılarına göre atası Yunanistan'ın her canı istediği zaman Türkiye'ye toprakları üzerinde ya da Türkiye üzerinde bir hak iddia etmesi ya da Türkiye'nin suları, deniz suları üzerinde hak iddia etmesi kabul edilemez. Bu noktada da her şeyi bir tarafa bıraktığımız zaman Türkiye üzerindeki bu hakları iddia eden, işte Yunanistan oluyor bugün, başka zaman başka bir ülke oluyor, bunlara fırsat vermemek için Türkiye'nin tek yapacağı iş güçlü olmak, güçlü Peki. ve caydırıcı olmak. Yani bu sadece savunma sanayi anlamında değil. Bu bizim ekonomimizin güçlü olmasıyla, efendim diğer taraftan demokrasimizin güçlü olmasıyla ve savunma sanayimizin güçlü olmasıyla, bu konuda da farkındalığımızın da yüksek olmasıyla üstesinden gelebileceğimiz bir mesele. Yani kuru kuruya hamasetle de olmaz. Efendim bu işler, Yunanistan işte 10 milyon nüfusu var, bize karşı bir şey yapamaz diyerek de kayıtsız kalamayız. Nitekim Peki. işte bu silahlanmayı zaman zaman her geçen gün artırdıklarını, iddia ettikleri hakları işte her geçen gün artırdıklarını görüyoruz. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum. İsrail'in 1947'deki topraklarını, efendim o zamanki haritaları hatırlayalım. Ondan sonra sürekli genişletmişti. Orada bir şey vardı, tabii bir işgal vardı ama Yunanistan'da her geçen gün iddialarını bir tık ileriye taşıyor. Biraz daha ileriye taşıyor. Buradan ne koparsa kar gibi bakıyor. Türkiye'nin de bu anlamda diplomasi olarak zaman zaman işte bazı konularda görmezden gelerek ya da işte daha öncelikli konular olduğu için atlayarak biraz geride kaldığı noktalar olabiliyor. Ya da işte bu konuların yani hiç olmaması gereken noktada da bir bakıyoruz. Biz tartışır buluyoruz kendimizi. Yani geçmişte işte Kardak'ta 90'lı yıllarda bir kriz olmuştu. Bu oraya asker çıkarmakla çözülmüştü. Şu an için Türkiye'nin caydırıcılığını belki göstermesi gerekiyor ama bu noktada da her geçen gün artan silahlanmasının bize karşı ciddi bir tehdit olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Peki. Her şeyden öte hem kamuoyunun hem de devleti yönetenlerin de farkındalığının oldukça yüksek olması en önemli şart gibi duruyor karşımıza. Peki, ekonomi güçlü olmak gerekiyor dediniz. Ekonomi ve hayat pahalılığıyla devam edeceğiz. Çok kısa bir reklam arasının ardından. Hayat pahalılığı ve ekonomi tartışmasına başlayabiliriz. Bu tartışma çözüm önerileri ve muhalefetin eleştirileri üzerinden yürüyor. Ama direkt bizim hayatımızı etkileyen konu. Dolayısıyla sokak ne diyor? Öyle başlayalım. Ankara'da bıraktık sözü. Ankara'dan devam edelim. Optimal Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'le başlayalım. Bu parantezi açalım. Hilmi Bey, size genelde seçime giderken işte halkın en fazla dert ettiği soru, konu ne dediğimiz zaman hep ekonomiyi en başta diye söylersiniz. Ama bu kez ekonomi başlığında o kadar çok başlık var ki. Akaryakıt mı? Döviz kurlarındaki dalgalanma mı? Hükümetin kur korumalı mevduatı ya da işte son olarak çıkan GES mi? Muhalefetin eleştirileri mi? Fahiş kira artışları mı? Hangisi?
Hepsi. Türkiye'de ben 90'lı yıllardan beri kamuoyu araştırması yapıyorum. Önce anketörlükle yaptım. Anketörlük yaptım. O şekilde başladım, bulaştım bu işe. O zaman da 90'lı yıllarda kriz dönemleri vardı. O zaman sorardık. En önemli sorun olarak karşımıza ekonomi çıkardı. Daha sonra 2000 yıllarında AK Parti iktidarı geldi. Yine ekonomi ilk öncelikli sorun olarak karşımıza çıkıyordu. Ancak oransal olarak ciddi anlamda düşüktü. Şimdi çok çelişkili bir durum oluşmaya başladı. Özellikle bu salgın süreciyle başlayan dönemde, özellikle sonrasında, ilk önce salgın döneminde, salgın önce ilk önemli sorun olarak karşımıza çıkıyordu. Sonra salgın geçtikten sonra ekonomi ve Suriyeliler, yabancılar sorun olarak karşımıza çıkmaya başladı. Ekonomi oransal olarak çok ciddi bir noktaya geldi. Neredeyse %100'e yakını en önemli sorun ekonomi diyecek. Bizim son soruyu şöyle sorayım. Oy tercihini etkilemede ekonominin karşısında ne var? Çünkü daha önce hatırlarsınız, son yerel seçimlerde de bir tarafta bekayı, bir tarafta ekonomiyi tartışmıştık. Hatta beka mı ekonomi mi diye konuşulmuştu. Şimdi bunun karşısında şu andaki ekonomik tabloyla bir şey var mı, yoksa karşısına bir şey konmuyor, herkes ekonomi mi diyor? Yani karşısına elbette bir şey konuluyor. Yani bu tercih olarak başka yere gitmelerini seçmenin, tam olarak özellikle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi seçmen için başka bir yere gitmelerine sebep olmadığını bu noktada gözlemliyoruz yaptığımız araştırmalarda. Ha, kısmi olarak oralarda bir aşınma var mı? Elbette var. Yani ekonomi işsizlikle birlikte %70'li oranlarda en önemli sorun olarak birinci sırada yer alıyor. Kim çözer diye sorduğunuzda da AK Parti diyenler %33'lerde, CHP %25'lerde, HDP %5'lerde, İYİ Parti %4'lerde çıkıyor. İşte kararsız hiçbiri diyenlerin oranı da %25'ler civarında. Yani sonuç itibariyle burada özellikle AK Parti seçmeninin, her ne kadar en önemli sorun ekonomi dese de önemli bir kısmı. Bu verdiğiniz oranlar AK Parti seçmeni mi, yoksa başka genel olarak tüm seçmenlerin yani olduğu bir tablo mu? Çünkü muhalefetin genel eleştirileri olarak, şu. Evet, şimdi Cumhurbaşkanı'nın ya da AK Parti yetkililerinin da söylüyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın ya da AK Parti yöneticilerinin söylemiş şu şekilde. Evet, mevcut ekonomi tablosu var ama bunu çözersek biz çözeriz. Muhalefet de diyor ki 20 yıldır iktidar var. Dolayısıyla biz çözeriz. Hangisine daha ikna olmaya yatkın seçmen? Yani geçmişte AK Parti'nin özellikle 2015-7 Haziran-1 Kasım arasında bir takım sorunlar vardı o zaman. Çözerse, yaparsa AK Parti yapar sloganıyla seçimde bir başarı sağladığını gözlemledik. Şu an için de böyle inanan bir AK Partili kitle var. Yani kararsızlara gelen AK Partili ya da işte kararsız olmasa da ekonomi diyen AK Partili bir seçmen var. Ama tamamen oradan ayrışmadığını, başka bir yere gitmediğini de gözlemliyoruz. Bu bugün böyle. Yarın da bu şekilde devam eder mi? Onu zaman gösterecek. İşte yaz aylarında belli ölçüde ekonominin biraz toparlanacağı yönden bir takım açıklamalar vardı. Bu kendisini hissettirecek mi? Onu zaman gösterecek. Yani akaryakıtın 30 liraya geldiği bir noktada, ki akaryakıt fiyatları biliyorsunuz tüm girdileri etkileyen bir en önemli maliyet kalemi ve biz bunu ithal etmek zorundayız. Yani akaryakıt karşılığında döviz vermek zorundayız. Dolayısıyla bu bizi ciddi anlamda etkiliyor. Önümüzdeki süreç açısından burada bir toparlanma olursa, ki yanı başımızda Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bunun sebep olduğu da bir takım farklı bir dinamik işliyor, ki orada da belki Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri gerilimi yükselterek, ki ikisi de buradan belli ölçüde karlı çıktığını da
gözlemliyoruz. Yani Rusya'nın akaryakıt fiyatları ciddi anlamda, yani satışları ciddi anlamda arttığını oradaki paylaşılan verilerden gözlemliyoruz. Yani bakıldığı zamanda da Türkiye'yi bu bir dar boğaza doğru soktuğunu, ki 2023 seçimleri hem sembolik olarak bir öneme sahip, hem de iktidar açısından da işte Cumhurbaşkanı'nın 100. yıla girerken Sayın Erdoğan'ın tekrar seçilme arzusu var ve bir takım hedefleri de var. Yani Karadeniz doğalgazı kullanımı açılacak mı, kullanabilecek mi halk, efendim TOG gelecek mi, ki bunlar tek başına yeterli değil, onu söyleyeyim. Nihayetinde seçmen ya da vatandaş alım gücünün ne kadar arttığına bakıyor. AK Parti seçmeni için de bu AK Parti seçmeni herhangi bir şekilde başka bir partiye gitmemiş olsa da şu an net bir şekilde durmuyor şeyde, AK Parti'nin arkasında bir kısmı kararsızlara geçmiş durumda. Bakın, ben 2014 ve 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini en iyi tahmin eden ekibin başındaydım. O zamanlar çok net bir şekilde Sayın Erdoğan'ın ilk turda kazanacağını ve 51-53 arasında bir oy alacağını rahatlıkla söyleyebiliyordum. Şu an biraz risk var. Hatta ciddi bir risk var Sayın Erdoğan'ın seçilmesi noktasında. Ama bir miktar ekonomide ve diğer genel şartlarda iyileşme olursa seçilmesi de çok zor diyemem. Çünkü karşı, yani ekonomiye mi bağlı diyorsunuz? Vadeden bir söylem, bir lider yok. Efendim? Ekonomiye mi bağlı diyorsunuz? Yani ekonomi en önemli gerekçe. Ekonomide birazcık iyileşme olursa diğer noktalarda da biraz iyileşme olur ya da onu biraz daha seçmen zamana yayabilir, ama ekonomide bir miktar düzelmeye ihtiyaç var. Hilmi Bey, az sonra biraz daha geniş çerçevede tartışacağız ama tam da burada sormadan edemeyeceğim. Karşısındaki kim ya da işte muhalefet dediniz. Ben de sorumu hazırlamıştım. Hangi muhalefet? Yani sizin soru sorduğunuz insanlarda ekonomiyle ilgili ikna edilebilir olarak muhalefet tarafını görenler hangi muhalefet diyor, ya da kim olursa olsun muhalefet mi diyor? Bir taraftan kim olursa olsun diyenler var, ama ekonomide ciddi anlamda işte konuşulan liderler açısından bakıldığı zaman bazıları, ki ben hiç başarılı bulmam, bazıları Ali Babacan'ı ekonomi ile ilgili çok farklı bir yerlere koyuyordu. Ancak seçmende bir karşılığı olmadığını yaptığımız araştırmalarda gördük ki birkaç yıldır siyaset sahnesinde %1,5'un ya da 2'nin üzerine çıktığı hiçbir aylık yapmış olduğumuz Türkiye'nin nabız araştırmasında oransal olarak görmedik. Diğer taraftan herhangi bir liderin de ekonomiyle ilgili bir işte öne çıkan, efendim ben çözerim şeyine, söylemini, altını doldurabilen bir liderin de şu an olmadığını görüyoruz. Bakın, Fransa'da bir seçim oldu. Le Pen, ki ırkçı söylemleriyle bilinen bir siyasetçi, 7 vekilini yanılmıyorsam 89 sandalyeye çıkardı, sandalye sayısını. Hı. Ve temel söylemi oradan göçmen karşıtlığı değildi. Ekonomiyle ilgili konuları daha çok öne çıkardı. Ki kendi açısından bir başarı sayılabilir. Burada da ekonomi başta olmak üzere Türkiye'nin geleceğe yönelik, ki Türkiye sadece, yani birçok alanda sıkıntısı var. Ekonomiyle ilgili konular da en temeli oluşturuyor. Yani savunma sanayinde belli bir caydırıcılığınız olması gerekiyor. Yunanistan tehdidi var, başka tehditler var. Suriye'de bir uydu Kürt devleti kurulmak isteniyor. Buna benzer konular, dolayısıyla bunun temeli ekonomiye dayanıyor. Eğitim, peki, kalitenizi artırmanız gerekiyor, efendim yaşam standartlarını artırmanız gerekiyor.
ve benzeri gibi birçok konu sayabilirsiniz ama bunların temelinde ekonomik olarak Türkiye'yi bu açmazdan ya da tıkanıklıktan nasıl çıkaracaksınız? Bunu açık ve sarih bir şekilde seçmene anlatmanız gerekiyor. Bunu anlatamayan bir lider de seçimi kazanabilmesi de çok mümkün değil liderin. Az sonra muhalefet tarafında adayların kim olacağına ya da aday tartışmasına da değindiğimizde o oranları da soracağım. Barış Hocam, sizinle de az önce bahsettiğimiz konu, yani 2019'daki yerel seçimlerde beka ekonomiyi çok tartıştık stüdyolarda ve siz Demirel'in sözüne, rahmetli Demirel'in sözüne atıfta bulunarak tencere tavadan bahsetmiştiniz. Hı hı. Şimdi bugün iktidar bloğunda da muhalefet bloğunda da söylem ne olacak? Yani ekonominin yerine konabilecek bir söylem var mı? Yine beka ya da ekonomi şeklinde tartışır mıyız? Yoksa iki tarafta ekonomiyi mi konuşacak? Kimin söylemi kazanır? Elbette muhalefet kendince haklı olarak, üstelik yerel seçimlerdeki başarıda da onun semeresini almış bir muhalefet bloğu olarak işi ekonomi minderine çekmeye çalışacaktır. Kendince akıllıca bir iştir bu. Başarısı kanıtlanmıştır yerel seçimlerde. Üstelik iktidarın da en zayıf olduğu alandır bu alan. Ha, peki iktidar ne yapacaktır? Olabildiğince ekonomiyi konuşturmamak, tartıştırmamak için kendisini daha güçlü gördüğü minderlere çekmeye çalışacaktır tartışma gündemini. Bu bir. İkincisi, pek çok iktidar sözcüsü şu anda asıl muhalefeti kendilerine ekonominin yaptığını, çarşının, pazarın enflasyon yaptığını dillendiriyorlar ki bu iktidar blokunun sözcüleri açısından gerçekçi ve doğru bir saptama. Ha, ama seçimlere daha 11 ay var diyelim. Hani eğer bu ayda devirirsek, Haziran'dayız, 2023 Haziran'ı Temmuz'a sayalım, 11 ay var diyelim. 11 ayda çok şey değişecektir. Ekonominin daha iyi olacağına ilişkin, ekonominin toparlanacağına ilişkin emare, işaret, sinyal var mı? Hayır, bence yok. Çünkü mevcut iktidarın uygulaya geldiği yanlış politikaların yanına bütün bunlara ilaveten ek olarak bir de Türk ekonomisinin yapısal sorunları var. Dahası bir de dünyanın içinden geçtiği konjonktürden kaynaklanan, bir tarafta COVID-19 salgın hastalık pandemi, bir tarafta Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş süreci, bu ikisinin doğurduğu özellikle tedarik zincirlerini fazlasıyla koparmış, hırpalamış olan bir konjonktürden kaynaklanan sorun yumağı daha geldi. Yani bir, mevcut iktidarın yanlış politikaları. İki, Türk ekonomisinin yapısal sorunları, 20 yılın öncesine de dayanan. Üç, ekonominin konjonktürel olarak bir yandan salgın hastalık, bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşından dolayı üzerine binen yük. Peki bu koşullarda ekonomi konuşmayacaksınız da ne konuşacaksınız? Yani yüksek döviz, yüksek faiz, yüksek enflasyon üçlüsü, sacaya. Bunlara ilaveten Türkiye'de bir de yüksek dış borç. Özellikle enerji ithalatımızdan kaynaklanan yüksek cari açık. Bunları konuşmayacaksınız da neyi konuşacaksınız? Şimdi Türkiye'de yapısal olarak bir işsizlik sorunumuz var mı? Var. Hatta Türk ekonomisi büyüdüğü dönemlerde bile o büyümeye koşut, o büyümeye yaraşan bir istihdam yaratamıyor. Hani teknik tabirler kullanmaktan ben uzak dururum ama burada biraz mecbur kalıyorum. İstihdamsız büyüme hastalığına yakalanmış bir ekonomi bizimki. Büyüdüğü dönemlerde bile. İşsizlik, eşitsizlik, üretimsizlik gibi bir girdabımız var bizim. Artı Türkiye 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarından bu yana, ki o kararların uygulanması için yapılmıştır bir anlamda 12 Eylül darbesi, dipçik gölgesinde uygulansın diye yapılmıştır o iş, farklı partileri denedi. Merkez sol ve merkez sağ anlamında, ama aradan geçen bunca yılda 1980'den günümüze kadar farklı partiler fakat tek bir program uygulandı. Bu lafın müellifi ben değilim. Sağlıklar diliyorum büyük iktisatçı hocalarımız, Birsay Kuruş gibi hocalarımız, Korkut Boratav gibi hocalarımız hep bunun altını çiziyorlar. Farklı siyasal partiler ama tek bir program. Bu da neydi? Bu da üretime değil tüketime dayalı bir modeldi. Bu da neydi? Bu da ihracata değil ithalata dayalı bir modeldi. Bu da neydi? Planlamadan tamamen vazgeçiş anlamına geliyordu. Bu da neydi? Kamunun ağırlığının,
emeğin ağırlığının, üreticinin ağırlığının, küçük orta boy işletmelerin ağırlığının, tarımın, çiftçinin ağırlığının fazlasıyla hırpalandığı, örselendiği, adeta tasfiye edildiği bir süreçti. Peki o günden bu yana son 20 yılda da artan bir ivmeyle yapılan özelleştirmelerden Türkiye ne elde etti? 1980'li yıllar, 1983, Turgut Özal'dan 3 Kasım 2002'ye kadar 8 küsur milyar dolarlık özelleştirme yapılmış. 2002'den bugüne kadar 62 milyar dolarlık özelleştirme yapılmış. Yani toplam bir 70 milyar dolarlık özelleştirme yapılmış Türkiye'de. 8 milyar doları Adalet ve Kalkınma Partisi öncesi döneme ait. 62 milyar doları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3 Kasım 2002'den günümüze kabaca 20 yıllık iktidarına ait. Yetti mi? Yetmez. İkincisi, alınan dış borçlar var. Muazzam bir dış borç alınmış. Hatta günümüzde biz bu dış borçların değil ana parasını, faizini ödemekte bile güçlük çeken bir ekonomiyiz. Peki bu dış borçlar nereye gitmiş? Bitti mi? Bitmedi. Yurttaşlarımızdan toplanan vergiler var. Acaba bu vergi gelirleri nereye harcanmış? Eğer biz gençler arasında işsizliğin artık %25'i de geçtiğini konuşuyorsak, eğer biz emekli maaşlarının, milyonlarca emeklimiz halen 2500 lira alıyorlar, komik olduğundan bahsediyorsak, eğer biz asgari ücretin 4200 küsür lira olduğundan yakınlıyorsak, ki öyle, işte önümüzdeki ay Temmuz ayında bir iyileştirme söz konusu diyor iktidar çevreleri. Ha demek ki bu vergi gelirleri, bu dış borç artı bu özelleştirme gelirlerini biz üretime, biz yatırıma, biz ihracata, biz istihdama yönelik olarak harcamamışız. Bunca kaynağı doğru, yüksek isabetli, verimli, üretken şekilde kullanamamışız demektir. Aksi halde Türkiye bugün, evet, konjonktürel olarak dalgalanmalar var. Evet, biz özellikle enerjide dış kaynağa bağımlı bir ülkeyiz ama aksi halde biz verimli, isabetli kullansaydık bu gelirleri, içeride topladığımızı, artı dışarıdan borç aldığımızı, ekonomimiz bu kadar yapısal sorunlarla boğuşuyor olmazdı. Peki burada çözüm önerisini kim sunuyor? İktidarın ve muhalefetin çözüm önerisine baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Şimdi iktidarın şu ana kadar yaptıkları, yapa geldikleri çok fazla ümit var kılmıyor beni. Yani şimdiye kadar izlediği modelden farklı olarak ne yapacak? Ben ekonomide kamucu, halkçı, devletçi, ithal ikameci, planlamayı önceleyen bir hattı, bir çizgiyi benimseyen bir arkadaşınızım. Ha. O anlamda iktidarın karnesi belli. Peki muhalefet o anlamda ne vaat ediyor diye baktığımda muhalefet de beni çok ümit var kılmıyor. Yani muhalefet bileşenleri arasında kim var? İşte Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan var. Canım eğri oturup doğru konuşalım. Ali Babacan mevcut iktidarın ekonomiden sorumlu bakanlığını yaptı. Başbakan yardımcılığını yaptı. Dışişleri Bakanlığı yaptı ve onun uyguladığı program halen bugün 3 aşağı 5 yukarı uygulanan program. Onun devraldığı, öncülü olan liberal iktisatçılardan devraldığı, adını da koyalım Kemal Derviş, o program uygulanıyor. Şimdi ben iktidar blokunda altılı masada Ali Babacan'ı görünce soruyorum kendi kendime. Acaba Ali Babacan'ın ekonomi kurmayı olarak sunulduğu bir Millet İttifakı'nda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden farklı olarak ne yapılacak? Oradaki 6 partiden 5'i zaten merkez sağ, muhafazakar sağ, İslamcı sağ gelenekten gelen partiler. Milliyetçi sağ vesaire vesaire. Biri Cumhuriyet Halk Partisi, o merkez sol sosyal demokrat damarı temsil ediyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ekonomi kurmaylarına baktığımızda en azından beni cumhuriyetçi, kamucu, toplumcu, halkçı, devletçi, planlamacı politikaları savunan beni tatmin edecek ölçüde bir hattın, bir çizginin izlenmediğini görüyorum. Yani eğitim ve sağlık başta olmak üzere maalesef yurttaşın müşteri yerine konulduğu, maalesef doktorun ve öğretmenin pazarlama elemanı olarak görüldüğü, maalesef okulun ve hastanenin birer işletme olarak yansıtıldığı bu politikalara
Ki bu sosyal devleti ete kemiğe büründüren en temel iki alandır eğitim ve sağlık. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmak üzere onun altılı masadaki arkadaşlarının, yol arkadaşlarının, hadi biraz sol jargon kullanılacaksa eğer, yoldaşlarının, müttefiklerinin, bileşenlerinin çok köklü, çok temelden, çok radikal bir itirazı var mı? Ben ne Deva Partisi'nde, ben ne Gelecek Partisi'nde, ben ne İyi Parti'de, ben ne Demokrat Parti'de bunu görmüyorum. Ha, beri yandan Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin pek çok öne çıkan sözcüsünün, öne çıkan aktörünün, öne çıkan A takımı mensubunun da sosyal devlet konusunda, kamuculuk, halkçılık, devletçilik konusunda, ithal ikamet konusunda, planlamayı önceleyen siyasalar konusunda kendi olmaları gereken yerde değil de maalesef kendileri açısından söylüyorum, çok daha sağda, çok daha liberal bir konumda olduklarını gözlemliyorum. E o bağlamda zaten muhalefet blokunun ekonomik duruma koşut bir gelişme, gürbüzleşme içinde olmaması, 20 yıllık bir iktisadi yıpranmışlığa, bir iktidar yıpranmışlığına rağmen muhalefet blokunun halen iktidara açık ara bir fark atamamış olması ve ekonomi konusunda somut, sokakta yurttaşa dokunan politikaları dillendirmiyor oluşu zaten benim aramın Sayın Daşdemir alınmayacaktır. Anketçilerle açık olduğunu siz gayet iyi bilirsiniz önceki programlarımızdan da. Zaten benim aramın açık olduğu bu anket şirketlerinin sondajlarına da yansımış durumda sanırım. Peki buradan devam edeceğiz. Kısa bir reklama gidelim. Hayat pahalılığını konuşmaya devam edeceğiz. Bu kez Ufuk Uras'la birlikte. Devam ediyoruz yakın plana. Direkt cebimizi etkileyen konuyu, hayat pahalılığını ele aldık. Burada iktidarın ve muhalefetin çözüm önerilerini kim daha ikna edici şeklinde konuşuyoruz. Şu ana kadar iki konuşmacı da hem iktidara hem muhalefete yönelik durum tespitinde bulundu. Bu durum tespitinde bulunanlardan birisi de yanlış hatırlamıyorsam iki hafta önceydi. Muhalefete yönelik eleştiriler olarak yapılmıştı. Selahattin Demirtaş yazdığı bir, daha doğrusu verdiği bir röportajda. Bu siyasi bir hamle miydi sizce, yoksa muhalefetin haklı bir eleştirisi miydi? Yani ikisi de, çünkü bir siyasi bir yanı var. Yani kendimizi toparlamamız gerek şeklinde. Ama diğer yandan yani muhalefet de bir şekilde bunu adım adım eti kemiğe büründürüyor. Biz şöyle bir hata yapmamalıyız. Yani bir sonraki adımı bir önceki adımın yerine ele almamalıyız. Öncelikli konu ne? Öncelikli konu yurttaşın soluk alması. Evet. Öncelikli konu ne? İşte bu kışı çıkarması. Ekonomiyle ilgili bütün problemlerin aslında ekonomi içinde çözülemeyeceği bir noktaya geldik. O yüzden çözüm siyasi. Yani bir teknik dizisi uygulayalım ve sorunlar çözülsün. Maalesef böyle bir durum yok. Siyaseten güven veren bir irade lazım. Şimdi altılı Millet İttifakı'nın da yapısı aslında bir fikri aşılama. Bu tutar mı tutmaz mı bilmiyoruz ama bir tür öncelikleri değiştirme politikası uyguluyor. Mesela ben bir sosyalist olarak demokrasi ortak paydasına inanıyorum. Bir milliyetçinin, bir liberalin, bir mütedeyyinin vesaire çoğaltabiliriz. Farklılıklarını demokrasi ortak paydasında buluşturmak. Yani oyunun kurallarında anlaşalım. Ondan sonra bir sonraki aşama, bu konuştuğumuz konular, herkes bildiği tarzda adım atsın. Ama daha kurallı bir yapılanmanın, keyfiliğin aşıldığı bir noktaya ulaşmamız lazım. Yoksa yoksulun ahı tahttan eder şahı diye kadim bir sözümüz var. Yani bugün, yarın sabah 9'da NTV kameralarını hal binasının önüne getirse, oradaki manzaraları görse durumu görüyorsunuz. Bir sürü insan ellerinde poşetler, bozuk çarık, meyve sebze topluyor. Şimdi böyle bir durumun bir siyasi faturası olabilir. Efendim bunu muhalefet yapar mı? İktidarın yapmamasının nedeni, yapamamasının nedeni faiz enflasyon ilişkisinde kurduğu neden sonuç bağlantısının çökmesi. Yani faizin artmasının enflasyonu arttıracağını varsayırken faizin düşmesi enflasyonu yine arttırdı. O yüzden yani büyüme işsizlik meselesi dünyada da, yani büyümenin olduğu yerde işsizlik düşmüyor, artıyor. Bildiğimiz dünyanın sonuna geldik. Ama bakıyorsunuz
Latin Amerika'da, Kolombiya'da, orada burada sol seçimi kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Geniş kitleleri seferber ederek. Hani 1929 bunalımıyla Süpermen modasının ortaya çıkması arasında bir bağlantı var. Hani bir kurtarıcı gelsin, çözsün meselesi. Bununla ilgili anahtar sözcüklerimiz de yok. Mesela kamuculuk önemli. Ne anlıyoruz? İngilizcesi ne? Sosyalleşme mi? Devletleşme mi? Devletleştirme mi? Kolektivizm mi? Bunun perspektifimizle eylem haritamız arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağız? Bu önemli. Şimdi kendi kurduğunuz serapta boğulmak diye bir durum var. İktidarın düştüğü durum biraz bütün öncülleriyle, iddialarıyla sokaktaki durumun çeliştiğini görüyoruz. Ama hayatımız tencere tava mitingleri yapmakla geçti. Tek başına yakınmak da tabii ki yurttaşı size sevk etmiyor. Krizin kendisi otomatik olarak alternatifini üretmiyor. Sizin bütçede başta olmak üzere önceliklerinizi, sınıfsal önceliklerinizi büyük ölçüde değiştirmeniz gerekiyor ki yurttaş büyük ölçüde bu yapısal meselelerin çözülebileceğine ilişkin bir ilk adım çerçevesi konusunda ikna olabilsin. Yoksa sokaktaki gerilim de bununla ilgili. Ya bakıyorsunuz kiracı gidiyor ev sahibini vuruyor. Bakıyorsunuz sokakta bir şiddet var. Yani bu işte beka meselesi bir ekonomik beka meselesi olarak önümüze çıkıyor. Bugünün en birincil meselesi ekonomik beka meselesidir. Ama bunun çözümü de siyasi bekayı, yurttaşın bekasını, demokrasinin bekasını sağlamaktan geçer. O noktaya geldikten sonra bir sonraki adımda bırakın farklılaşalım. Liberallerimiz başka bir şey söylesin, milliyetçilerimiz, sosyalistlerimiz, İslamcılarımız. Ama önce oyunun kuralları konusunda bu ilk adımda hakikaten anlaşmamız gerekiyor. Yoksa yurttaşın temel talebi insanca yaşamak. İnsanca yaşamak da bugünkü öncelikle tersine çevirmek. İşte bir önceki konuda neyi konuştuk? Silah şirketlerinin hisseleri arttıkça insanlığın değeri düşüyor. Dünyaya baktığınızda dünyadaki bütün tarım üretiminin %70'i 6 şirket tarafından belirleniyor. Yani kapitalizmi sorgulamak önemli. Yerinin ne konulacağını somut olarak güzel örneklerle ete kemiğe büründürmek şartıyla. O açıdan ben çok karamsar değilim. Yani özellikle Millet İttifakı'nın bu konudaki adımlarının ete kemiğe büründürülüp bir ortak noktada, ortak yol haritasında anlaşıp kamuoyuna yönelme ihtimalinin yine de güçlü olduğunu düşünüyorum. Az sonra daha detaylı konuşacağız ama sizce ikna olmayı bekleyen muhalefet kitlesi ya da ekonomiden sıkılıp iktidara tercih ederken muhalefete oy tercihini kullanacak kitle lidere mi bakıyor, altılı masanın söylemine mi bakıyor? İkincisi de az önce Hilmi Bey'in bahsettiği 33'lük bir kesimin ki en yüksek kesim iktidar tarafının ekonomiye ilişkin sorunları çözeceğine inanmasına ne dersiniz? Doğrusu tabii iktidar elindeki medya, kelam tekeliyle böyle bir izlenim veriyor. Ama sorunu yaratanlar, krizi yaratanlar, krizi çözüm üretebilirler mi? Bunun modelini görmek gerek. Yani bugüne kadar izlenen tutum ya da model bizi bir sıkıntının içine soktu. Yani siz faizleri düşürdüğünüzde yurttaşın tasarrufunu değerlendirmek için dövize yönelmesini idari tedbirlerle önleyebilir misiniz? Doğal olarak elindeki reel hali garanti altına almak istiyor. En azından orta sınıflar kayba uğramak istemiyor. Bütün bu sürece baktığımızda tabii ki perspektif, ilkeler de önemli. Ama liderler demokrasi dediğimiz ortamda liderlik de önemli. Yani şöyle bir tartışma var. Ya önemli olan ilkeler, burada anlaşalım, lidere sonra bakarız. İlkeler aslında belli. Yani ne aranabilir ki bir cumhurbaşkanında aranan ilkeler? Siz 6 maddede çıkarayım yani. Toplum da bunu biliyor. Ama herkesin onayını alacak. Bu geçiş süreci içerisinde bir ortak akılla şahsa dayalı siyasetle değil, ortak akılla gidilmesinin daha makul olacağı şeklinde yurttaş ikna edilebilir. Yoksa yurttaşın iktidardan beklentisi, beklenti demeyeyim de çaresizliği üzerinden siyaset yapılamaz. Burada da bir pozitif siyasete ihtiyaç var. Yani başkasının çukurunu kazmak üzerinden,
çukur kazma faaliyeti olarak siyaseti görmemek 21. yüzyılın cumhuriyeti, demokratik cumhuriyetine ilişkin bir perspektif sunmak yurttaşı ikna edebilir diye düşünüyorum. Peki hemen ek bir soru. İlkelerden bahsettiniz ya. Evet, ilkeler belli ama bir yandan da onun karşısına şu konuluyor. İlkelerin belli olduğu bir cumhurbaşkanı, seçilebilecek bir cumhurbaşkanı. İkisi aynı olması gerekmez mi? Bunlar niye karşılıkmış gibi konuşuluyor? İlkeleriniz doğruysa zaten seçilirsiniz. Yani seçilmeniz zaten perspektifinizin doğru olmasını gerektiriyor. Bu da yaratılan bir yanılsama, tıpkı adayımızı açıklarsak yıpranır tartışması gibi. Siyaset bir yıpranma, yıpratma alanı değildir ki. Siyaset, politik tezleriniz vardır, iddianız vardır. Bu iddianızı test etmedir. Yani normatif önerileriniz çok önemli ama bir türlü hayata geçmiyor. Böyle bir şey yok. Hani eskiden vardı o CALP döneminde falan. Ne yapacağımı söylemem, diğer partiler kopya eder falan diye. Siyasette böyle bir şey yok. Ne yapacağınızı söyleyeceksiniz, iddianızla ortaya koyacaksınız, liderinizle. Bu niye sizi yıpratsın ki? Siyaset yıpranma faaliyeti değil, bir iddia meselesi. Dolayısıyla oraya doğru demlene demlene bence muhalefette geliyor. Yoksa bir şeyin içinde, bir havuzun içinde ayrıntıda kaybolur gidersiniz. Bu tuzağa düşeceklerini zannetmiyorum. Peki, aday tartışmasına geçmeden önce ekonomiye ilişkin birkaç sorum daha var. Hilmi Bey, sorumlu kim sorusu az önce bahsetmişti Sayın Barış Toster. Sorumlu kim sorusunda az önce ortaya koyduğumuz, işte bir yandan Ukrayna Savaşı, pandemi, bunun içine dünyanın ekonomik gidişatını da koyabiliriz ama hangisi daha ağır basıyor bu soru sorulduğunda? Ekonominin mevcut haliyle ilgili sorumlu kim? A. iktidar, B. dünyanın hali. Hangisi? Mesela sorumlu kim? Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili biz daha önce yapmış olduğumuz araştırmaların birinde sebebi nedir diye sorduğumuzda işte dünyadaki petrol fiyatlarının artışı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi %55'ler civarında çıkarken hükümetin beceriksizliği diyenler %45'ler civarındaydı. Yani makul seviyede bunun arka planını gören ya da şey için, vatandaş için söyleyecek olursak olayın da farkında. Ama temel olarak bakıldığı zaman burada konuştuğunuz zaman ya da işte nicel araştırmalar değil, işte oransal araştırmalar değil de daha işte nitel araştırmalarda, derinlemesine görüşmelerde, odak gruplarda baktığınız zaman oralarda da aslına bakarsanız olayların farkında olduğunu, hatta muhalefet tarafında bunun farkında olduğunu ama hükümetin de bir noktada tıkandığını da görüyor vatandaş. Barış Hocam az önce önemli bir noktadan bahsetti. Üretim dedi ki bu hükümette üretim noktasında daha önce işte AK Parti'nin o finansa dayalı ekonomik modelinde çok önemli bir aktör olarak yer alan Ali Babacan'ın muhalefet blokunda olup da işte kendi döneminde hiç üretimle ilgili bir herhangi bir öncelediği husus olmazken, yani üretime ki hem dünyada hem ülkemizde ciddi bir finansal borluk vardı, likidite bolluğu vardı. Bunlar rahatlıkla üretime yönlendirilebilirdi. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuda bir ekonomik modeli ortaya koymuş olsaydı zamanında kuvvetle muhtemel kabul edecekti. Nitekim daha sonraki dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'na bu model ortaya konulduğu zaman, anlatıldığı zaman da bu modelle gidildi. Faiz, enflasyon ya da işte istihdam ve buna benzer şeyler açısından bakıldığı zaman zamanlamanın biraz problemli olduğu aşikar. Yani sonuçta bir tıkanıklık var, hemen öncesinde salgın var, Türkiye'nin geçmişteki kırılganlıkları var, ekonomik anlamdaki işte sermayesinin sınırlı olduğu ve buna benzer birçok sorunu sayabiliriz. Yine yapısal problemlerimiz var. Bunları çözmek adına kimsenin elini taşın altına koymadığını, daha doğrusu bunu açık ve sarih bir şekilde anlatmadığını da görüyoruz. Nitekim zaman zaman bunları anlatan siyasetçilerin işte hani derler ya acı ilaç içmek, belli bir dönem için bu acı ilacı içmek noktasında
Ben seçmeni de ikna edeceklerine inanıyorum. Yeter ki buradaki samimiyetlerini halka anlatabilsinler. Ama buradaki samimiyeti anlatamıyorlar. Neden? İşte bütçedeki öncelikler dedi Ufuk Hocam. Evet, bütçede bir takım öncelikler olacak ama en önemli konulardan birisi nedir? Tasarruf ya da işte israf. Bir gecelik 100 bin liralık otelde kalırsanız sizin bu noktada inandırıcılığınız olmaması da gayet normal. Yani karşı tarafı eleştirirken kendinizin yaşam tarzı ve standardı olarak ya da bir duruş olarak ikna edici olmanız gerekiyor ki seçmen işte bu adam yaşam tarzıyla işte bir rol model derler. Tasavvufta şöyle bir şey vardır, tanımlama vardır. Kalle değil, halle anlatmak diye. Yani sözle değil, yaşam tarzıyla anlatmayı önemser. Dolayısıyla bu yine bir atasözüyle söyleyecek olursak, lafla peynir gemisi yürümüyor. Dolayısıyla bunların arka planını dolduracak bir eylemler bütünü, bir planlama olması gerekiyor. Bu olursa da Türkiye'nin kaynaklarının ben oldukça fazla olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta iki tane akademisyen var, tarihsel süreçleri de gayet iyi biliyorlar. Her ne kadar bazı noktalarda ayrışsak da ikisi de çok kıymetli, benim değer verdiğim, önemsediğim insanlar. Onlar da bunu teslim edeceklerdir. Türkiye'nin potansiyeli var. Yeter ki biz bu potansiyeli doğru yerlere kanalize edelim, doğru bir şekilde kullanabilirim. X, Y, Z iktidarının meselesi değil. Bu Türkiye'nin tabii meselesi ve çok ciddi bir badireden geçiyor. Dünya geçiyor. Biz de geçiyoruz ve bizim üretmekten başka efendim ürettiğimiz ürünleri katma değeri yüksek bir şekilde pazara sunmaktan başka çaremiz yok. Çünkü her şekilde biz kuşatma altındayız. Bu bir beka meselesi anlamda tanımlamadır mıdır? Evet, Türkiye'nin bir beka meselesi vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin beka meselesi 100 yıldır vardır. 100 yıldır vardır. Geçmişte de vardı. Bundan sonra da olacak. Özellikle yöneticilerin, idarecilerin, siyasetçilerin bunun farkında olarak politikalar üretmeleri gerekiyor. Güçlü ekonomi olursa ardından efendim insanların beklentileri, demokrasi talepleri, adalet talepleri ve buna benzer talepleri de kendiliğinden gelecektir. Hayatın merkezi aslında bakarsanız ekonomidir. Ekonomide de sorunları doğru tespit edip doğru yerlerde de kaynaklarınızı kanalize etmeniz gerekiyor. Yani temel peki kural da budur. Hilmi Bey, sokakta şu nasıl konuşuluyor diye şunu merak ediyorum. Bunu birkaç kez yakın planda konuştuk, sordum katılımcılara ama sizin sokakla temas eden bir insan olarak, bir kamuoyu araştırmacısı olarak söyleyecekleriniz bu noktada önemli. Şimdi Cumhuriyet tarihinin en önemli zamlarından birisi asgari ücrete yılbaşında yapıldı. Ama işte daha iki aydır bu Temmuz'da yeniden bir ek düzenleme yapılacağı söyleniyor. Ama iki aydır da ne olacağını, ne kadar olacağını konuşuyoruz. Yani dolayısıyla yetmedi. İkincisi, şöyle bir eleştiri var muhalefetten iktidara yönelik. İşte bahar aylarında enflasyonun normal rakamlara geleceği ifade edildi. Sonra yaz denildi. Şimdi önümüzdeki yıldan bahsediliyor diye. Ve Sayın Mehmet Muş'un bir örneği vardı. Geçtiğimiz günlerde yazıldı, çizildi bu. Bir bardak üzerinden bir güven duygusu yok. Asıl sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bir bardağı vatandaş sattığı zaman onu yerine koyamayacağını düşünüyor. Dolayısıyla 8 liraya satacağı bardağı 10 liraya ortaya koyuyor. Hayat pahalılığı da bu şekilde ortaya çıkıyor şeklinde. Bu güven ve bu konuşmalar, bu örnekler sokakta nasıl konuşuluyor? Yani bizim insanımız açısından da yani belli ölçüde alım gücü olanlara baktığımız zaman da herhangi birisi yani kendi ekonomisini ya da kendi ekonomik açısından kırılganlığını azaltmak için bir şekilde yatırım yapmak istiyor. Kimisi gidiyor bunu bardak alarak o bardağını satmaya çalışıyor. Sabit gelirler için de bunu söyleyebiliyorum. Kimisi otomobil alıyor, bunu yatırım olarak bir kenarda tutuyor. Hatta bazıları birden fazla otomobil alıyor, bunu yatırım olarak kullanıyorlar. Kimisi motosiklet alıyor ki bu şeyler, verdiğim örnekler afaki örnekler değil, birebir şahit olduğum örnekler. Kimisi konut alıyor ve
Burada dar gelirlinin birazcık daha sıkıntı yaşadığı, birazcık da daha değil, ciddi anlamda sıkıntı yaşadığı bir gerçek. Hatta hiç geliri olmayanlar var. Onların bu aşırı pahalılıkta nasıl hayatta kalacakları da daha büyük bir soru işareti. Evet, sosyal bir sosyal devlet olarak sosyal yardımlar yapılıyor. Ancak yani tespit edemediğiniz kenarda kıyıda kalan insanlar da var. Yani bu tür örnekleri de efendim çok uzakta aramayalım. Etrafımıza baktığımız zaman bunları görebiliyoruz. %50'lik asgari ücret zammının aynı gün tüm ürünlerde %50'lik zamma sebebiyet verdiğini de hepimiz yaşadık ve gördük. Evet, yani en önemli örneklerinden bir tanesi aslında 21 Aralık gecesi. Kur korumalı mevduatla 18.25'ten 11 liralara kadar dolar düştü. Fakat işte o dönemden beri sürekli yaptığımız haber 18.25'te kalan, yani oradaki dolar kurundan hala sokakta, raflarda bir gerileme olmadı. Kesinlikle. Şimdi de şu konuşuluyor. İşte şu anki mevcut tablo aslında akaryakıtın 15-20 liralar olduğu dönem. 30'a geldi. Bunu daha sonra göreceğiz. Dolayısıyla ne olacak diye. Bu sokakta hepimizin şahit olduğu konuşmalar. Burada iktidar mı ikna edici, muhalefetin söylemi mi? Yani bakıldığı zaman burada ikisinin de çok ikna edici bir noktada olmadığını yaptığımız araştırmalarda gözlemliyoruz. İktidar seçmeni, kendi iktidara oy veren seçmen ya da vermeyi düşünen seçmen açısından bakıldığı zaman bakın, yaptığımız araştırmada hükümeti başarılı buluyor musunuz sorusuna da başarılı bulanların oranının %30'larda olduğunu görüyoruz. Daha yüksek değil. Yani şeyde birlikte AK Parti ile MHP'yi topladığınız zaman en azından oy oranları kadar olması gerekiyor. Ancak oy verdikleri orandan daha düşük oranda başarısız görüyorlar. Ama belli bir noktada da umutlarını muhafaza ediyorlar. Bunu nereye kadar muhafaza edecekler zamanla göreceğiz. Ama muhalefetin de bu noktada ikna edici olamadığını da gözlemliyoruz. Bunun belki az önceki verdiğim örnekler olabilir ama temelde ekonomiyi nasıl büyüteceklerini, İslam'ı nasıl artıracaklarını ya da insanların alım gücünü nasıl artıracaklarını tam net olarak bir plana, projeye dayalı olarak anlatamamaları gelebilir. Diğer taraftan az önce Ufuk Hocam'ın söylemiş olduğu pozitif siyaset çok önemli. Yani pozitif siyaset derken bir umut vaat etmesi gerekiyor seçmene ve seçmene bunu vaat ederken de inandırıcı olması gerekiyor. Diğer taraftan da sadece siyasetinin temeli çelme takmak ya da çukur kazmak üzerine olursa o da ikna edici olmuyor. Yani bu siyasetin olmazsa olmaz kuralı bir şekilde gelecekle ilgili bu ülkeyi ya da seçmeni, vatandaşı A noktasından B noktasına nasıl taşıyacaksınız, nasıl kalkınmasını, yaşam standardını artıracaksınız, bunu net bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Tüm bunlarla birlikte bir güvenlik sorununa da, en temel sorunlardan birisi olan güvenlik sorununa da çözüm bulmanız gerekiyor. Burada da ikna edici olmanız gerekiyor. Eğer Suriye'deki YPG üst üste roketler atarken YPG Türkiye'ye mi saldıracak gibi bir argümanla çıkarsanız burada da inandırıcılığınız zayıflıyor. Yani çok geniş bir kitleye hitap etmeniz gerekiyor. Diğer taraftan da toplumun tüm sorunlarına büyük oranda ikna edici, açık ve net cevaplar ortaya koymanız gerekiyor. Peki Barış Hocam, devam edeceğiz ama bir son reklam arasına gidelim. Son reklama gittikten sonra artık hayat pahalılığını, ekonomiyi, bu ekonomiye duyulan ya da mevcut söylemlere, iktidar olsun muhalefet olsun, duyulan güvenle birlikte aday kim olacak tartışmasında birlikte konuşmaya başlayabiliriz. Çok kısa bir reklam arasının hemen ardından. Devam ediyoruz Yakın Plana. Ekonomiyi, hayat pahalılığını konuşuyoruz.
Akaryakıttan bahsettik, güven meselesinden bahsettik. Az önce Sayın Mehmet Muş'un örneğini de verdim. Ama bir yandan İstanbul gibi yerlerde, büyük şehirlerde yaşayanların en büyük sıkıntısı, az önce Ufuk Hoca da bahsetti, artık bir cinayete kadar ortaya çıkan bir konu, fahiş kira artışları ve yükselen bu tavır. Buna da bir çözüm, %25'lik bir artış, daha doğrusu sabitleme getirildi. Şimdi bu sabitlemeden sonra muhalefetin eleştirisi bunun bir kayıt dışına yöneleceği ya da hiç bu zammı tartışmadan evden çıkarmaya yöneleceği ya da son olarak örneğin 2023 1 Temmuz'a kadar geçerli olduğu için şu anda sözleşme yenilemek istemiyor ev sahipleri ki bir sonraki de %25'ten olmasın diye Temmuz'a aktarmaya çalışıyor. Pek çok karışıklık var. Bu konu üzerinden biraz daha gidelim isterseniz. İstanbul'da bu nasıl tepki doğurur? Bir kere bu ben serbest pazar ekonomisine karşıyım, ona inanmam. Hı hı. Ama bu teorik olarak, kuramsal olarak serbest piyasa ekonomisinin ruhuna aykırı. Yani siz nasıl arz talep dengesini bu kadar önceleyen bir model savunurken, siz o piyasanın görünmez eline bu denli itimat ederken dönüp %25 bir üst sınır getirebilirsiniz. Bir kere bu kuramsal olarak, teorik olarak serbest pazar ekonomisinin ruhuna aykırı ve işin enteresan tarafı biz Türkler açısından serbest piyasa ekonomisini bu kadar önceleyen, bu kadar benimseyen bir iktidar bunu yapıyor. İkincisi, sorunuza da değindiniz Osman Bey. Bu elbette kayıt dışılığa insanları teşvik edecektir. Yani şu kadarını sen banka üzerinden çıkar kiranın, bu kadarını elden ver şeklinde bir kayıt dışılığa, hatta pek çok kişinin değdiği, dillendirdiği çift kontrata insanları yönlendirecektir ve o çok da uygulanabilir olmaz. Ve en önemlisi şu, sağdan soldan duyuyoruz, çarşıda pazarda işliyoruz, pek çok kişinin 3, 4, 5, 8, 10 evi olduğunu da biliyoruz. Medya insan haberlerden de. Demek ki biz konut sahibi olmayı, kira geliriyle yaşamayı bir ekonomik model olmaktan çıkarmalıyız. Yani insanlar eğer yatırım yapacaklarsa bunu üretime, ihracata, istihdama yarayacak şekilde yapmalılar. Yani rant, repo, faiz, borsa ve döviz. Bizim ekonomi konuştuğumuzda en fazla kullandığımız kelimeler, kavramlar, terimler olmaktan çıkmalı. Biz ekonomi konuştuğumuzda rant, repo, faiz, borsa, dövizi değil de biz ekonomi konuştuğumuzda üretimi, yatırımı, iktisadi dışsallığı, istihdamı, ihracatı, gelir dağılımı adaletini, varsıl yoksul uçurumunu daha da genişletmeyi değil, daha da daraltmayı konuşmalıyız. O bağlamda bu temelde bir ekonomik modeldeki çarpıklığa da işaret ediyor. Yani sağlıklı bir ekonomide insanlar paralarını evle, arabayla değerlendirmezler. Sağlıklı bir ekonomide insanların paralarını değerlendirmelerinin başka yolları, başka araçları vardır. Eğer insanlar dövize bu kadar rağbet gösteriyorlarsa parayı değerlendirmek adına, eğer insanlar gayrimenkulden bu kadar büyük gelir elde etmeyi tasarlıyorlarsa o ekonomik modelde çok temel, çok yapısal meseleler var demektir. Şimdi az önce Hilmi Bey'in örneği üzerinden gidelim. Aslında işte alabilen motosiklet alıyor ya da araba alıyor ya da ev alıyor. Sizin de bahsettiğiniz tam da kastettiğim o. Ha, aslında bu şu, herkesin etrafında konuşulan soru şu. TL ile borçlanalım. Nasılsa o borcun faizi kadar döviz kurlarında bir artış olur. Dolayısıyla zaten zarar etmeyiz. Ödeyemesek de fiyat yükselecek, satarız, kapatırız şeklinde. Herkesin konuştuğu tablo bu. Bunun çözümü nasıl olacak? Aslında Sayın Muş'un işaret ettiği noktaya gidiyor bu bardak örneğine. Elbette. Bunun çözümü hem ekonomi politikalarında, hem sanayileşme politikalarında, hem kalkınma politikalarında, hem de maliye politikalarında çok köklü değişimlerle ancak mümkün olabilir. Mesela maliye politikalarından kastım şu. Yani herkes evet gelirine koşut olarak geliri ölçeğinde vergi vermeli. Ama Türkiye özeline baktığımızda devletin vergi gelirleri içerisinde çok önemli bir dilimi doğrudan vergiler değil, dolaylı vergiler oluşturuyor. Demek ki devlet insanlardan kazancına koşut olarak vergi almakta zorluk çekiyor ki doğrudan vergi toplamakta güçlük çekiyor ki o zaman devlet ne yapıyor? İşin kolayına kaçıp dolaylı vergilere yükleniyor. Yani herkesten bir şekilde eşit oranda aldığı bir vergiyi. Peki bu maliye politikalarını konuştuğumuzda biz ister Tobin vergisi akla gelsin,
bütün finansal işlemlerden alınan vergi türü, ister daha radikal, daha devrimci bir önerme olarak servet vergisi gündeme gelsin. Eğer biz maliye politikalarında, vergi politikalarında radikal bir değişimi gündemimize almıyorsak, eğer biz sanayileşme politikalarında, kalkınma politikalarında planlamayı, beşer yıllık planlamayı gündemimize almıyorsak, eğer biz sadece büyüme rakamlarına, yani işin nicel tarafına saplanıp kalmışsak, kalkınmayla, yani asıl önemli olan işin nitel kısmıyla fazla ilgilenmiyorsak, o bağlamda kısa vadede mevcut ekonomik tabloyu değiştirmek çok da mümkün değildir. Umarım ben yanılırım. Ama ben bunun çok mümkün olmadığını düşünenlerdenim. Bu dediğim konulardaki eksiklerden dolayı. Reklama gitmeden önce izleyicimize beraber konuşacağız dedim. Artık o konuya da yavaş yavaş girmek istiyorum. Çok uzun süredir tartıştığımız konu bu hayat pahalılığıyla birlikte. Millet İttifakı'nın adayı kim olacak tartışması bir yandan. Pek çok isim geçiyor. Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi. Sayın Akşener'in ismi bir kez daha gündeme geldi. Burayla devam edelim Barış Hocam. Habertürk'te yer alan bir haber bu. Toplantıya katılıyor Sayın Akşener, belediye başkanlarıyla ve genel başkan yardımcılarının olduğu bir toplantı. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz deniliyor Sayın Akşener'e. Anadolu'da da böyle bir talep olduğu dile getiriliyor. Ancak Akşener, ben açıklamamı yaptım, başbakanlığa aday olduğumu söyledim. Bunu söyledik, artık bundan sonra geri dönüş olmaz. Şimdi bir yandan ekonomik tablo var. Az önce işte muhalefetin bu konudaki çözümü ne diye sorduk ama bir yandan da az önce Ufuk Bey'e sorduğum soruyu size de sormak isterim. Aday mı burada daha çözülebilir seçmenin gözünde, yoksa sistem mi ya da o muhalefetin ortak söylemi mi? Şimdi gerçekçi olalım. Hani İskandinav ülkelerinde oturup konuşsak, bir programı orada yapsak Danimarka'da, orada da aday önemlidir. Yani aday sıfır önemlidir arkadaş, adayın hiçbir etkisi yoktur diyen bir siyaset bilimci, bir siyasal gözlemci olmaz. Ama Türkiye özeline baktığımızda evet, aday çok önemlidir. Aday çok 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 önemlidir. Zaten dikkat ederseniz Millet İttifakı'nda bütün mesele geliyor, o adayın kim olduğu sorusunda düğümleniyor. Tamam sistem, tamam ortak mutabakat metni, tamam güçlendirilmiş parlamenter rejime dönüş, tamam hukuk devleti, adalet, yükselmede ehliyet, liyakat kriterleri, çok doğru, çok güzel. Ama dikkat ederseniz sokağın birincil gündeminde o mutabakat metni yok. Sokağın birincil gündeminde ne var? Ekonomi, hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk, çarşı pazar var. Bu bir. İkincisi, sokağın birincil gündeminde altılı masadan çıkan mutabakat metinleri olmaz ama herkes de bir şekilde kulağının bir kenarıyla ya altılı masadan çıkacak lider adayı kim olur sorusuna kulak kabartır. Bu doğal mıdır? Bu elbette doğaldır. Fakat zaten asıl büyük düğümde o. Müellifi ben, yani Barış Tosar olan bir kavram var. Siyasal süpermen. Nasıl bir aday bulacaksınız ki hem Millet İttifakı'nın bütün bileşenlerinden, 6 partiden firesiz oy alacak, artı HDP seçmeninden olabildiğince yüksek ölçekte oy alacak, artı Cumhur İttifakı'nın tabanından, yani Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren yurttaşlarımızdan oy alacak. Meydanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sert, yorucu, yıpratıcı polemiklere girecek. Onlardan galip çıkacak. Sonra da seçimi kazandıktan sonra arkadaş diyecek, ben bu mutabakat metnine uyuyorum. Ben fazla bir şeyde gözüm yok. Bir an evvel Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden de vazgeçip güçlendirilmiş parlamenter rejime gerisin geri dönmek için gerekenleri yapacağım. Etliye sütlüye karışmayacağım. Hatta bir an evvel birkaç yıl içerisinde siyasette bırakacağım. Eve gireceğim, anılarını yazacağım veya torunlarımı seveceğim. Şimdi bu nasıl bir aday olabilir? Yani bu kadar yüksek profilli bir aday olacak ama o bu olağanüstü yetkileri kullanmayacak. Ve bütün her şey İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in gönlünün istediği gibi giderse, yani seçimler kazanılırsa, yani parlamentoda çoğunluk elde edilirse, hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamento çoğunluğu, yani gerekli yasal, anayasal mevzuat düzenleme olabildiğince kısa bir süre içerisinde hayata geçirilir, kotarılırsa, yani bir an evvel yeniden genel seçimlere gidilirse, yani
İyi Parti bugün Altılı Masa'da bir arada oturduğu 5 dostundan, 5 arkadaşından, 5 bileşenden daha fazla oy alıp başbakanı kendi genel başkanı çıkarabilirse. Yani bütün bu dinamiklerin, bütün bu unsurların, bütün bu aktörlerin bir araya gelmesi acaba mümkün müdür? Soru bir. Acaba kısa sürede mümkün müdür? Soru iki. O yüzden ben böylesi bir aday için siyasal süpermen tarifi yapıyorum. Peki bu sorulara birkaç soru ekleyerek size döneyim. Siyasal süpermen kim öncelikle? Sizin siyasal süpermeniniz kim? İkincisi, Sayın Akşener'in bu son sözleri de bir siyasi taktik mi, yoksa Cumhurbaşkanı kim olursa olsun ben başbakan olacağım mı diyor? Bir kere bu süpermenlik zaten siyasi bir kavramsallaştırma. Yani bir film kahramanı değil. 1929 krizi ile ilişkisi orada. Yani birileri gelsin ve bütün sorunları çözsün izlenim vermek kadar, değil mi, siyasi bir şey yok. Ama burada kritik olan yani bir meteor dünyanın üzerine doğru geliyor. Yurttaşı soruyorsun ne yapacaksın diyor. Soruyorsunuz. O diyor ki işte paramı alacağım, döviz yatıracağım falan. Ya bir meteor geliyor. Öncelikle bundan kurtulmak lazım. O yüzden siyaseten bu partiler bir kere birbirlerinin iş işlerine karışmama konusunda zımni bir mutabakata sahipler. Sonuçta butik partiler var, büyük partiler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada göreli bir avantajı var. Ayrıca bir yerel yönetim zafer silsilesi var. Altılı İttifak sadece bir zorunluluğun getirdiği yan yanalık değil. Cumhuriyet tarihi boyunca birinci grup cumhuriyetinden ikinci grup cumhuriyetine geçildiyse eğer, Adalet ve Kalkınma Partisi ile beraber, burada birinci grup ve ikinci grubun harmanlanması söz konusu. Yani politik kültürümüz açısından hakikaten ilginç bir durum. Hani biraz önce kapitalizmden bahsederken, yani tamam kapitalizm serbestiyet getirir ama aynı zamanda bir regülasyon da getirir. Yani taksiye bineceksin, pazarlık yap, taksimetreye ne gerek var demezsiniz. Ya da Rusya'daki kapitalizmle Norveç'teki kapitalizm arasında bir fark vardır. Yani burada daha tanımlanmış, kurallı bir yapıya geçme, siyasi hijyen sağlama gibi eğilimler önemli. O yüzden ben büyük ihtimalle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak adayı olacağı konusunda başından beri tereddütüm yok. Çünkü başkanlık sistemi dışarıdan ithal aday getirme vesaire gibi temalara kapalı. Çünkü bu zaten apolitik bir şey. Millet İttifakı da büyük ölçüde yurttaşın soluk almasını sağlamak açısından ikna edici bazı adımlar atılabilir. Mesela biraz önce tasarruf dendi. Ya genel başkanın otelde mi açıklamayı yaptığı, pansiyonda mı açıklama yapmasından öte tasarruf, kamusal bir tasarruf. Yani Cumhurbaşkanı yerleşkesine dahil olmak üzere bütün kamusal alana ilişkin bir tasarruf. Mesela muhalefet bu konuda hamleler yapabilir. Biz hazine yardımlarını veri kabul ediyoruz, değil mi? Hakikaten de 1959'da sosyal demokratların Almanya'da katkısıyla çıkmış, hani siyasi hijyeni sağlamak için hazine yardım diye bir şey. Sağlamış mı? Sağlamamış. Dünyanın her yerinde var mı? Yok. Almanya'da var ama Fransa'da yok. İngiltere'de yok. Mesela bu hazine yardımları ile ilgili düzenlemeden tutun da kamudaki tasarrufla ilgili bir dizi alanda yurttaşı ikna edebilecek adımlar atabilmek mümkün. Yani bir hayat memot meselesi varken ben Millet İttifakı'nın burada bir siyasi egoizm içerisinde, bir siyasi narsizm içerisinde bir rekabette girme ihtimalini zayıf görüyorum. Kemal Bey der ki o zaman buyurun herkes kendisi aday olsun. Niye siz kendinizi saydırmak isteyesiniz ki? O yüzden ben adım adım Kemal Bey'in adaylığına doğru gidildiği kanaatindeyim ve büyük ölçüde bütün anketlerin de o kabine açıklandığı zaman işte başkan, başkan yardımcıları vesaire seçmen tercihlerinin de çok hızlı değişeceğini düşünüyorum. Şu anda biz çok ham haline bakıyoruz. Anketlerde onu yansıtıyor. Eğer seçim zamanında olursa ve bu kara kışı nasıl geçireceğimize bağlı olarak Ocak ayı itibariyle anketlere bakmak lazım. O zamana kadar da siyasetin büyük ölçüde ideolojik hipnozdan da çıktığı bir ortamda. Aday kadar başkan yardımcıları da, Cumhurbaşkanı yardımcıları da önemli mi?
tabii ki önemli. Çünkü o nasıl bir vizyon sunacağınız, nasıl bir mutabakat içinde olacağınızla ilgili bir durum. Dünyada zaten bu tartışmalar yapılırken, yani deniyor ya mesela hep Sayın Erdoğan üzerinden eleştiri yapılıyor. Yani doğal, iktidarda kim varsa onu eleştireceksiniz. Yani çıkıp da Biden'a ya hep Trump'ı eleştiriyorsun, bu ne tuhaf bir şey diyen bir tartışma var mı Amerika Birleşik Devletleri'nde? Ya da Obama döneminde ya bu toplum bunu kaldırmaz, bir siyahiden başkan olur mu gibi bir tartışma var mı? Bu tartışmaya girdiğiniz anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Ku Klux Klan'ı canlandırırdınız. O yüzden Obama başkan oldu. Başarılı oldu olmadı ayrı hikaye. Ama toplumlarda bu fay hatları üzerinde siyaset yapmak da ters teper. O yüzden toplumun böyle bir önceliği olmadığını da görürsek Millet İttifakı'nı kolaylıkla bu sorunlarda bir kıvama gelebileceği kanaatindeyim. Hemen son soru. Mitingler seçim saatleme haline gelindiğinde bunu Millet İttifakı açısından Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun birlikte miting yaptığına şahit olduk. Tabii. Bu şekilde mi devam eder yoksa 6 partinin liderinin birlikte konuştuğu bir mitingler mi olur? Mustafa Kemal'in güzel bir sözü var. Tek başına mitinglerle amaca ulaşılmaz diye. Bu işin çok tali kısmı. Ama bu ortak miting de olabilir. Ayrı davran, birlikte tutum al şeklinde de olabilir ama son aşamaya geldiği süreçte mutlaka bir ortak vizyon, ortak tutum alınacaktır. O güveni verebilmektir temel mesele. Hani hep acı ilaç, acı ilaç deniyor. İlacın iki türlüsü var. Bir yatıştırıcı ilaç, bir de iyileştirici ilaç. Bizim yatıştırıcı değil, iyileştirici ilacımıza ihtiyacımız vardır. O da demokrasidir. Ekonomide demokrasidir, sosyal demokrasidir diyen bir perspektif bir anda bütün dengeleri değiştirebilir. Yani o kadar o da kötü, bu da kötü diye karamsar olmaya gerek yok. Peki. Hilmi Bey, bütün bu eleştirilere, altılı masaya yönelik eleştirilere ya da Cumhurbaşkanı'nın beş benzemez diye ifade ettiği o eleştirilere Sayın Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün yanlış hatırlamıyorsam grup toplantısında adalet yürüyüşünden de bahsederek, adalet vurgusu da yaparak bizi bir araya getiren, o masayı kuran adalet yürüyüşüydü dedi. İşte ön plana çıkan isim olarak da Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi konuşuluyor. Ne dersiniz böyle bir durumda? Bir de işte muhalefet içerisindeki tartışma, ilkeler ve seçilebilirlik, seçilebilecek aday. Bunlar aynı aday mı, ayrı adaylar mı? Şimdi muhalefet açısından bakıldığı zaman ki hiç kimse Kemal Bey'e çok şans vermezken, Kemal Bey'in çok ciddi anlamda kazanma potansiyeli olabileceğini iddia ediyordum. Ki bunu da verilere dayalı olarak söylüyordum. Çünkü bir taraftan HDP tabanlı, bir taraftan da İYİ Parti tabanlı tutabilecek bir isimdi. Burada yani çok AK Parti tabanından oy almasına da gerek yok. Yani sonuçta AK Parti tabanı eğer çeşitli sebeplerle oy vermeyecekse Sayın Erdoğan'a, gidip de muhalefetin adayına oy vermeyi tercih etmeyecek. Kuvvetle muhtemel bir kenarda kalıp sandığa gitmemeyi tercih edecek o gün için. İki güçlü aday vardı. Birisi Ekrem İmamoğlu, diğeri Kemal Kılıçdaroğlu. Ekrem İmamoğlu yaptığı hatalarla kendi kredisini büyük oranda tüketti ki zaten Kılıçdaroğlu ben varım dedikten sonra Ekrem Bey'in de çok orada şansı yoktu. Ha, tüm bunlara rağmen ki Meral Hanım hala belli ölçüde Ekrem İmamoğlu'nun desteklediğini, onun olması noktasında bir zaman zaman açıklamalar yaptığını gördük, duyduk, gözlemliyoruz. Ekrem İmamoğlu'nda çıkabilme ihtimal ve potansiyeli var. Bunların dışında başka bir isim Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da muhalefet blokundan çıkıp da biraz daha işte ılımlı, biraz daha mutedil aday olarak karşımıza çıkabilir miydi? Belki İlhan Kesici bu anlamda olabilirdi. Hem ekonomi bürokratı olması geçmişte efendim birazcık daha tüm kesimlere hitap edebilme potansiyeli açısından değerlendirilebilirdi. Ancak o hiç gündeme bile gelmedi bu altılı masa, ki altılı masa dışında. Bir de HDP faktörü var. Yani HDP'yi oradan çok ayrı düşünemeyiz. Nitekim HDP'nin yöneticilerinin yaptığı açıklamalar sebebiyle Akşener ve Yavaş adaylıktan çekilmiş durumdalar ya da adaylığı tartışılmaz olan bir noktaya gelmiş durumdalar. Sonuç itibariyle
her ne kadar işte Meral Akşener ben başbakanlığa talibim dese de bu anayasal olarak ki geçmiş olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başbakanlık müessesesi yok. Bunun için tekrar ihsas edilmesi için bir sürecin işlemesi gerekiyor. Az önce Barış Hocam saydı işte seçimler kazanılacak, işte parlamentoda çoğunluk olacak ya da işte oradan bir şekilde halk oylamasına gidilebilecekse halk oylamasından yeterli çoğunluk alacak ki bunlardan öte kazanan kişinin de bu noktada bir irade sahibi olması gerekiyor. Tekrar parlamenter sisteme geçiş noktasında bunun da ben çok kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan sonra kendi parti içerisinde demokrasiyi işletmesi noktasında işte çok eleştirilere maruz kalmış bir isimdir. Ya da işte başka kim için bakacak olursak adı geçen oradakiler ben hayatın ileriye doğru akacağını dolayısıyla tekrar parlamenter sisteme dönmenin de kolay olmadığını hatta mümkün olmadığını düşünen birisiyim. Az önce ben tasarrufla ilgili konuda elbette kamusal tasarruf burada kastettiğim bir konuydu. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun o oteldeki yapmış olduğu harcama kendi hesabından, maaşından ya da kendi bütçesine harcadığı bir harcama değildi. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da onlar adına birilerinin yaptığı harcamaydı. Dolayısıyla buradaki verdiğiniz fotoğraflar sizin gelecekle ilgili tasarruflarınıza ya da icraatlarınıza ilişkin bir yani düşünce ya da kafalarda bir şekillenmeye sebebiyet verir. Sonuç itibariyle bu konulardan peki birisi temel olarak. Ama her şeyden öte seçimi kazanacak ya da kazanmaya talip olan birisinin ekonomik olarak Türkiye'yi ileriye götürecek bir model ortaya koyması, diğer taraftan da tüm kesimleri kuşatacak bir söylem oluşturması gerekiyor. Yani sadece HDP ile İYİ Parti açısından olayı söyledik. Ancak diğer taraftan kim kazanırsa kazansın zaten çok büyük bir farkla kazanmayacak. Oransal olarak belki bir puana bile erişmeyen bir noktada seçimi kazanacak, bir farkla kazanacak. Ama bu sürecin sağlıklı bir şekilde adaylık noktasında açıklandıktan sonraki süreçte elbette aday belirlendikten sonra, Ocak'tan sonra efendim seçim sattı mahalline girdikten sonraki süreçte yapılan araştırmalar daha sağlıklı sonuçlar peki verecek. Burada seçmenin her anlamda ikna edilmesi gerekiyor. Hem sorunları çözüm noktasında hem de daha iyi yönetebilme noktasında. Peki çok teşekkür ederim. Kapatacağım ama sanırım bir itirazınız var. Bir not aldığınızı fark ettim. Yanlış mı? Yani iktidarda tasarruf olmaz ama muhalefette tasarruf olur demek yerine bunu topyekün bir memleketin tasarruf öyle bir şey demedim ben. Bakmak lazım. Hilmi Bey bir cümle de siz verin, sürem doldu. Yok. Tabii benim kastım yani iktidarda ya da hükümette tasarruf olmaz değil. Sadece oradaki işaret ettiği ya da verilen fotoğraftı. Elbette iktidarda da hükümette de tasarruf olur, muhalefette de tasarruf olur. Ama verdiğiniz fotoğraf geleceğe ilişkinde sizin hakkınızda bir fikir verir. Peki. Hilmi Daşdemir, Ufuk Uras ve Profesör Doktor Barış Tosler bizlerle birlikteydi. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Yakın planı noktaladık bugün. Yaklaşık 10 dakika sonra bugün yarın da haber vermeyi sürdüreceğiz elbette. İyi akşamlar.